Yani ekonomik krizin olacağı belliydi. Yani diyorlar ya, Perşembenin gelişi Çarşamba'dan belliydi. Şu anda yani şuna şaşırıyorum aslında. Bunu yaparken bile, bu zamları yaparken bile gerekçe olarak işte biz enkaz devraldık. Kimden devralmışlar, nasıl devralmışlar onu tabii kendileri açıklaması lazım. Geçmişte aç kalırız yine reise oy veririz, geçmişte aç kalırız yine şunu yaparız diyenlerin daha çok feryat figan ettiklerini görüyoruz. Çünkü biliyorduk sonucun bu olacağını. O yüzden reise oy verenlere söylüyorum. Bu arada da oh iyi olmuş da diyesim var. O iyi olmuş. Sürünün biraz. Sürünün bakalım. Reis mi sizi kurtaracak? Siyasal iktidar mı sizi kurtaracak? Hiçbir şekilde itibardan tasarruf etmeyenlerin bugün bakıyoruz yine yaşamları aynı. Yaşamlarının şahşaları aynı. Yani şöyle, ben burada esnafım. Genel itibariyle birçok esnafla da iletişimdeyim. Hepsiyle de konuşuyoruz. Yani durum bence çok açık ortadadır. Tabii ki de bir kriz var ve çok ciddi boyutlara taşınmış durumda. Az önce içeri giren müşterilerimin hepsinin konuştuğu tek şey bu. Eskiden gelip bir sürü içecek içebiliyor, bir sürü şeyler ikram edebiliyorken birbirimize, artık gelip sadece bir şey içip kalkabiliyoruz. Biz zam yapmaktan utanıyoruz işin doğrusu artık. Yani genel itibariyle çok ilerleyen boyutlardı. Biz evet zaten bu coğrafyada problemler yaşıyorduk. Yani geçim olarak yaşıyorduk, iş bulma konusunda yaşıyorduk. Hala birçok kişi iş bulamıyor, atanamıyor. Birçok uzaklaştırılmış görevinden zaten ekonomik olarak problemler yaşıyorduk. Ama bu genel olarak bütün Türkiye halklarını artık etkilemiş durumdadır. Yani bizler, ben mesela Tatvan'dan geldim. Birkaç gün önce sanırım zam yapılmış. Yine bileti aldıktan sonra %40 yine zam gelecek denildi. Yani bu muhtemelen önünü alamayacak. Bu bilinçli yapılan bir şeydir. Yani bu bilinçli bir politikadır. Genel itibariyle de halkı susturma, halkı sessiz bırakma, açı bırakırsak başka bir şeyle uğraşamazlar. Tek mücadeleleri zaten ekonomik boyut olur, açlık olur, ekmekleri olur. O yüzden herhangi bir problem yaşamazlar herhalde milletçe ya da devletçe diye düşünüyorlardır. Halkın ses çıkarmıyor olması, bunu açık bir şekilde evet bu problem var demiyor olması da çok ciddi bir problemdir. Patron zamat eser, çay zamat eser, non zamat eser, her çeşitki zamat eser, emlakta perişan bir. Mesela idari ve millet dedi çabet. Ne işim bir kez? Nasıl için çabet kez idari var? İşim için yine, gücüm için yine, batalım iş için yine. İşiyle ne avadi hani ne için, müşi, erdekimde bu kaşı ülket. Açılmıyorum, bilmem peki toparlanmış ki devlete hınavet ki. Peki doğal gaz derkete, patrol derkete ve bu için önünde Türkiye her her uzun ki. Derke yine bu teki kuzum ne bu? Ne bu ya? Kesmeci araba kodayı git. Kesmeci idare bir teki kap git. De çoğu çivit. Rüce 20 milyonu daha hakik yok anlatmışım. Çoğu çivit ki mahalle, kim olak var? Gaz olken meclis git. Abi vazama zaten her şey belli ya. Şimdi ev hükümete, ev sisteme, servis devleti bir de hali mehubetim. Çünkü azı ihtirazı ne şey bıkan? Ne kesir bıkan? Ne karşı devleti, ne karşı. Herkese zaten ne her nesim çıktı ki bizim. Yani her nesim ben sisteme nesim bizim ben devleti. Fakat ki bizim diye bizim tabu çoğutuyor. Yani. اف دولت کفیه سر دروا سر خانیتی سر قطیامه سر هر چشتکی یعنی بیشتر از هر سکی کم گره کن قارش می نبه یعنی چه دولت ونی نکی او زینت دیمه که یعنی از شهری که که تو شهری چید گی تمام تو شهری پکی کید گی تو پکی که خلاص کی تو یه پکی خلاص کی بله خلاص کی بوش خلاص نکی هندی او شهری پکی کید گیدن همه دی حالی و هو بتن
و امیش دی هو بن امیش هندی هم خواهیم بن بی بخت بن امیش حالی ما برد ولی ما حلال اصلا بوه بوه چون که امید دنی و او جمعت کشته و دست بود چه بجن هرو هرو زان تیو زاتن یعنی دبجه آلشتخ ام هیم بون ای وقتی دنی ارتق داد درد خود کلا خواهم کرا بجن نزانن اوی سر سریم زاتن مگو بکی ها ام ملاتیک با ها دانه من ندوی زاتم اویا خور رای خواه اما وکی دنیزی چو شکر هانه ام دروم اما خودی برام ام محتاج زانه که چو شکر خودی را نها ام ما پیوال گرتیه ما پیوال گرتیه وکی دنیزی برام ما چازی گرتیه بوندن سوراسی الله بیزا یاردم ایسه